أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وجماعة الحاضرين وَالسَّامِعِينَ وَالْمُشَاهِدِينَ Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın Kur'an-ı Kerim'de كُلْتُ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Sizler tüm insanlık alemi arasına çıkmış en hayırlı bir toplumsunuz. En hayırlı bir milletsiniz. En hayırlı bir ümmetsiniz. Sizler iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti böyle tarif edilirken Kur'an'da, o zaman bizim önem vermemiz gereken nedir? Ahlaki değerlerimizdir. Biliriz ki, bütün canlılardan insan varlığını ayıran akıl, aklı da bütün diğer insanlardan ayıran ahlak, ahlakı da bütün diğer ahlaklardan ayıran Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakıdır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa'da sizin için çok güzel örnekler var. O zaman وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Muhakkak ki sen en yüce ve en üstün ahlak üzeresin. Değerli kardeşlerim, ahlaki değerlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti Kur'an ve sünnetle bağımlıdır. Ve tarihiyle kendisini ortaya koyandır. O nedenle İslam ahlak değerleriyle önce kişinin kendisiyle barışık, ailesiyle barışık, toplumuyla barışık ve idaresiyle barışık değerleri öne alır, esas alır. Yani kendisine zarar vermeyen, ailesine zarar vermeyen, toplumuna zarar vermeyen, idaresine zarar vermeyen hassas bir yapıya sahip Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmetidir. O nedenle demiştik ki onun asrına, onun yaşadığı döneme asr-ı saadet denilir. Yani şirkin içerisinde, yani karanlığın, zifiri karanlığın içerisinde nurun aktığı bir asır demektir. Ve demiştik ki La ilahe illallah Mekke dönemi ki şirkten arınma, tevhidi kabul etme, Muhammedur Resulullah da tamamen ümmet ruhunu yaşayabilme, o kuvvet kavramıyla İman ve müminliğin tamamen bütünleştiği ve ahlakla yoğrulduğu bir dönem ve aynı zamanda günümüze dek açılan bir ışık, sonsuza dek de bu ışık, bu nur devam edecektir. O zaman biz Kur'an'la endeksli olan kana hulukuhu el-Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dır. Kimin ahlakı? Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakı Kur'an'dır. O zaman biz Kur'an'ı kimden öğrenebiliriz? Kur'an ahlakını birebir yaşayıp bize aktaran kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Efendimiz'i devlet işi bırakarak Kur'an'ı ne bilir, ne öğrenir, ne yaşayabilir, ne de yaşatabiliriz. O zaman bizim için önemli olan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ahlakını değerleriyle bilmek, yaşamak ve yaşatmak. Onu bilebilmenin yolu ve pusulası Efendimiz bizlere sahabelerini işaret etmektedir. Ashab-ı kennucum bi eyyihim ühtedeytüm ühtedeytüm sahabelerim yıldızlar misalidir. Hangisinde uyarsanız hidayeti bulursunuz. Ondan merkez olarak da bütün mezheplerimiz sahabeler dairesinde Efendimiz'e bağlı bir şekilde bizlere yol göstermiş. Ha ihtikadi mezhepte Maturidi ve Eş'ari, ha ameli mezhepte de Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli radiyallahu teala anhum ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Bunlar bizim patika yola ayrılmamamız için
ana caddede yürümemiz için bize yol göstermişlerdir. Nefsimize payıp içerek, kendimize payıp içerek yol almamız bizi tehlikeye götürür, uçuruma götürür. Onun için değerli kardeşlerim, bizler hadisler ışığında ahlakı öğrenmeliyiz. Nitekim geçtiğimiz derste hadislerimizde 271. hadisi okumuş ve durmuştuk. Ve kasi kalbe, katı bir kalbe işaret etmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın zikriyle meşgul olun. Allah'ı hatırlayın. Allah'ı hatırlarsanız Allah size karşılığını verir. Değerli kardeşlerim, hür olabilmenin tek bir formülü var. Hür bir insan şu formülü kabul etmeli. Allah'a kul olma formülünü kabul etmeli. Allah'a kul olan başka hiç kimseye kulluğu kabul etmeme anlamına gelir. Onun için eğer biz Allah'ın dışında başka şeyleri kendimize rehber edinir ve görüş edinir, fikir edinir veyahut da ahlak edinirsek işte o zaman dağılırız. Kalbimizi dağıtırız. Kalp mutmain olmalı. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Allah'ı zikretmeyle ancak kalpler mutmain olur. Allah'ı zikretme anlamı şudur. Her gördüğünde Allah'ı hatırlaman. Şöyle bir kendine bakarsın. Gecenin uykusundan uyanmış birisi. Ölürken dirilmiş. Ve böyle bir kendine bakarsın. Gözün görüyor. Kulağın duyuyor. Elin hareket ediyor. Ayakların gidiyor. Bunu yürüten kim? Bunu gördüren kim? Bunu duyuran kim? Bu aklına gelmeli. Onun için Allah'ı zikretme. İşte o zaman kalp mutmain olur. Gördüğün dağdan Allah'ı, doğan güneşten, batan güneşten, doğan aydan, güneş aynı zamanda ayın doğmasından ve batmasından ibret çıkaracaksın. Mevsimlerin getirmiş olduğu bundan ibret çıkaracaktır. Buna zikir denilir. Evet, kevni ayetlerle Allah Teala size kendisini ispatlıyor. Akla hitap ediyor. Zifiri bir karanlık birden bir aydınlığa bürünüyor. Onun için değerli kardeşlerim, diğer taraftan şer'i ayetlere de dikkat etmemiz gerekir. Nasıl kevni ayetler bizlere gücümüzün dışında güneş doğuyor, gücümüzün dışında ay doğuyor, gücümüzün dışında uyuyoruz ve gücümüzün dışında kalkıyoruz, yiyoruz ve içiyoruz. Hiçbirisi bizim gücümüzde değil, aklımızda değil, irademizde değil. Bütünüyle bir irade bunu yönlendiriyor, bir güç bunu yönlendiriyor, bir kuvvet bunu yönlendiriyor. O da وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ'dir. Allah'tan başka bunu eviren, çeviren ve güç sahibi yoktur. O zaman değerli kardeşlerim, bizler burada diğer taraftan nasıl kevni ayetlerine boynumuz bükük kul olmak zorundaysak, elimize değil güneş, elimize değil ay, elimize değil hayatımız, aynı zamanda şer'i ayetlere de boyun eğmemiz gerekir. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَابُ اَنْ يُتْرَكَسُ دَا İnsanlar kendilerini başıboş mu zannediyor? Demiri havada uçuran bir insan, giyinmeyi akıl eden bir insan, soğuğu akıl eden bir insan, yemeğin çeşitlerini akıl eden bir insan, meyvelerin çeşitlerini akıl eden bir insan, öyle başıboş bırakılır mı? Elbiselerini seçmede akıl eden bir insan. Demek ki burada bir güç ve kuvvet dengeliyor. Ne diyor? Şu helaldir, şu haramdır. Bunu yiyebilirsin, bunu yiyemezsin. Bu seni zalim eder, bu seni mazlum eder. Bu seni kafir eder, bu seni mümin eder. Bu seni günahkar eder, bu seni sevap sahibi eder. Bütün bu kavramlara teslim olmak zorundayız. İnsanlar bunlardan başıboş olduğu zaman, evet, çok cani olur, çok gaddar olur, çok zalim olur. Onun için insanların gaddarlıktan, zalimlikten, cehaletten kurtaran nedir? Vahiydir. Helal ve haram kavramıdır. Yiyemem kardeşim, bakamam. Komşumun penceresinden içerisine bakamam. Yolda giden bacıma bakamam. Haram. Onun sofrasından çalamam. Haram. Onun hakkında konuşamam. Haram. Ona iftira edemem. Haram. Onun dedikodusunu yapamam. Haram. Onu korkutamam. Haram. O zaman nasıl biz kevni ayetlerle Allah'ın varlığını bulmak ve bilmek zorundayız?
güneş elimizde olmadan, ay elimizde olmadan, uyku elimizden olmadan, uyanma elimizden olmadan bize verilmiş bir nimetse, biliriz ki bizi sevk ve idarede bir nimet olarak bize verilmiş. O da şeriat-ı garradır. Fıkıhtır, ahkamdır, makasid-i şerai'dir. Onun için değerli kardeşlerim, biz bunu her zaman ders ediyor ve ders olarak öğreniyoruz. Demek ki Allah'ı zikirden, yani Allah'ı hatırlamadan ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten başka bizim bir sorumluluğumuz yok. Bunu yaparsak kendimizle mutlu, ailemizle mutlu, sokağımızla mutlu ve idaremizle mutlu oluruz. Bugün eğer altta kendisiyle mutlu olmayan, ailesiyle mutlu olmayan, sokağıyla mutlu olmayan, çevresiyle mutlu olmayan, idaresiyle mutlu olmayan varsa burada bir araştırsın kendisini. Helal ve harama ne kadar dikkat ediyor? Efendimizin ahlaki yapısına ne kadar sahiptir? Efendimizin aile ahlakına ne kadar sahiptir? Efendimizin ticaret ahlakına ne kadar sahiptir? Efendimizin sokak ahlakına ne kadar sahiptir? Efendimizin idare ahlakına ne kadar sahiptir? Bunu ne yapacağız? Öğreneceğiz. O zaman elimize bu kitaplar düşmeyecek. Hadis kitapları düşmeyecek. Alimlerin hayatı düşmeyecek. Değerli kardeşlerim, 272. Tehzib-ü Takrib kitabından hadisimiz an Abdullah bin Busr an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Busr radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayette leyse minni zu hasedin ve la nemimetin ve la kehanetin ve la ana minhu. Subhanallah. Leyse minni, yani leyse ala de'bi ve ahlaki ve dini, benden değildir. Yani ahlakımı taşıyan değildir. Yolumda izimde olan değildir. Beni önemseyen değildir. Kim? Zu hasedim, kıskananlar. Nemimetin, dedikoduculuk yapanlar, laf götürüp geçirenler. Kardeşler arasını bozanlar, aile arasını bozanlar, komşular arasını bozanlar. İfsad için laf götürüp geçirenler. Benden değildir aleyhissalatu vesselam. Ve la kehanetin, kehanet sahibi, kahinlikle, kendine özgü bir pay biçerek ben biliyorum, ben biliyorum veyahut da bilen birisi o biliyor diyerek Efendimiz'i ve Hazreti Allah'a onları devre dışı bırakarak hareket ederler. Değerli kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatu vesselam benden değildir diyor. Dedikodu yapan ve kıskanan, biliyor musunuz? Kıskanan neyi kıskanıyor? Allah'ın verdiğini kıskanıyor. Allah'ın hukukuna karşı. Allah'ın hukukuna karşı. Dedikodu yapan, Allah muhafaza, bir ölüme sebep olabilir mi? Olabilir. Geçenki sohbetimizin devamıdır. Bir aile, bir yuvanın yıkılmasına sebep olabilir mi? Olabilir. Bir ortaklığın dağılmasına sebep olabilir mi? Olabilir. İşte bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neyse minni, o benden değildir. Beni kendine peygamber biliyorsa arkama düşsün. Arkama düşsün. Sözlerimi ve fiillerimi derhal harekete geçirsin. Ve la ana minhu, ben de ondan değilim. Değerli kardeşlerim. Sümme tela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şu ayeti kerimeyi okudu. Ne demiştik? Kâne hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Şu ayeti kerimeyi okudu. Evet. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اِكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِسْمًا مُب۪ينًا. Subhanallah. وَالَّذ۪ينَ, o kimseler ki, bakınız her birimiz şu anda bu hitaba kendimizi muhatap edelim. وَالَّذ۪ينَ, o kimseler ki يُؤْذُونَ, üzüyorlar, incitiyorlar, daraltıyorlar. Kimi el müminine, müminleri üzüyorlar. Mümin kardeşini üzüyor. Komşusunu üzüyor. Arkadaşını üzüyor. Yolda gideni üzüyor. Ortağını üzüyor. Vel müminat, kadınlı ve erkekler, onlar ki birbirlerini üzüyorlar. Bi gayri ma iktasebu, onların hiçbir şeyden haberi olmaksızın. Masum insanlar. Hiçbir şeyden haberi yok. Bir dedikoduyla, bir iftirayla, bir gıybetle adamın evini yıkıyor. Perişan ediyor. Değerli kardeşlerim, İslam dini ahlak dinidir. Biz ahlakı düzeltirsek her şey düzelir. Bizim eğer ahlakı düzeltecek bir çalışmamız olursa inanınız apartmanın yöneticisinden ve aynı zamanda hizmetlisinden reis-i cumhura kadar düzelir.
Yeter ki ahlakımızı düzeltelim. Ahlak düzeldi mi hep düzelir. İşte diyor ayet-i kerimede onlar ki herhangi erkeklik adlı bir mümini incitir, üzer, hakkına geçerse hiç ama hiç onun haberi olmaksızın fakat ihtemelu buhtanen. Onlar ciddi bir şekilde bir buhtan sahibi olurlar. Bir iftira sahibi olurlar. Ve ismen mübina, ap açık günah işliyorlar, haram işliyorlar. Değerli kardeşlerim, bu tür haklar af edilmez. Kul hakkı affı yok. Şehitlere dahi yok. Şehitlere. Şehit dahi eğer üzerinde bir kul hakkı varsa hesaba çekilir. Ama daha sonra o şehidin ne kadar büyük bir ecir sahibi olduğu, kanını bu dava uğruna, bu bayrak uğruna, bu vatan uğruna, bu din uğruna, bu ezan uğruna akıttığı söylenildiği zaman ben o ecre ortak oluyorum diyor, affediyor. O ayrı bir olay. Ama neticesinde hesabı var, muhasebesi var. O nedenle değerli kardeşlerim, burada bir tek kelimeyle hak geçer mi? Geçer. Bir tek kelimeyle, bir bakışla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakışları, onun için değerli kardeşlerim, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Şu sürekli yemin edenlere var ya, yemin, vallahi ve billahi ve tellahi, şu ne oldu, böyle oldu. Sakın diyor onlara itaat etmeyin, uymayın onlara. Değerli kardeşlerim, boşu boşuna çok yeminlerden kendimizi muhafaza edelim. Olan bir şey varsa yerli yerinde. Öyle cümleler arasında konuşma, normal konuşmalar içerisinde hadi bakayım yemin et. Devam ediyor. Hemmazin, onlar ki insanları arasında insanları ayıplayarak geziyorlar. Onları sakın adam yerine koymayın diyor. Onlar ki insanlar arasında insanları ayıplayarak yol alır. Oraya gelirler, şu adam var ya, şu komşun var ya, şu komşun var ya, şu abim var ya, şu amcaoğlu var ya, şu dayı var ya diyerek İnsanları sürekli ayıplamayı meslek edinenlerden ayet-i kerime وَلَا تُطِعْ. Onlara itaat etmeyin. Onlara uymayın. Onlara arkadaş olmayın. Onlara yol almayın. Onları doğrulamayın. Onlarla oturmayın. Onlarla bir araya gelmeyin. Hadi oradan. Git. Kulağını kapa. Ona gücün yetmiyorsa senin kendine de gücün yetmiyor mu? Hadi oradan. Evet. مَشَّاءٍ بِنَم۪يمٍ. Ve aynı zamanda insanlar arasında söz götürüp geçiriyor arayı bozmak için. Arayı bozmak için kıskanıyor. İki dostun dostu ondan, onların arasını bozmak için. Veyahut da güzel ortaklıklarından, veyahut da güzel akrabalıklarından, veyahut da güzel karı kocalığından. Bunu ne yapmak? Bozmam gerekir. Laf götürür getirir. O adamları sakın ha itibara almayın diyor. Ayet-i kerime bu. Namaz kılınız dediği gibi bu da emir. Bu da emir. Evet. Menna'in lil hayr. Onlar ki mu'tedin efim. Onlar ki hayrı, güzelliği, güzel konuşmayı, faydalı olmayı sürekli bozarlar. Bir yerde fayda gördü mü faydaya bir hemen kulp takarlar. Hemen üzülürler. Ve aynı zamanda o işi yaparlar. Onlardan sakının çünkü efim. Onlar günahkardılar, haramdılar. Haram çukuruna batmış insanlar bunlar. Lağım çukuruna batmış olan insanlar. Sizleri de kirletirler. O lağım çukuruna batmış insanın yanına sen gidersen sen de kirlenirsin. Lağım çukurunda o adam. Bakma üstü baş temiz. Onun için değerli kardeşlerim, manevi bir kirlilikle olan insanlardan sakınacaksınız. Zahiri kirliliği olanlardan sakınmayın ha. Manevi kirliliği olanlardan sakının. Ha. Zahiri kirliliği adam düşmüş çamura ve o da herhangi ağırda nahırda yere düşmüş. Kardeşim senin arkanda bir kir gördü, bunu yıka dersin. Hem de sana teşekkür eder. Sana teşekkür eder. Vay Allah razı olsun. Bak benim burada biraz önce hayvana baktım, mala baktım. Ya kirlenmiş bu ya. Namazım da olmayacaktı. Allah senden razı olsun. Ama kalbinde böyle bir kirlilik var dediğin bir adam seni döver ha. Ya kardeşim haset ediyorsun. Sen dedikodu ediyorsun. Yapma bunu. Seni döver. Onun için o insanlardan sakınacaksınız. Diğerlerinden sakınmayın. Üstü başına olursa olsun. Üstü başına değil, kalbiyle olan muameleye bakın. Evet, onun için değerli kardeşlerim, bizim bu noktada çok dikkat etmemiz gerekir. O zaman bakınız, an Ömer radıyallahu anh kâle Resulullah sellem men tevâzı'a lillâh rafa'ahullah. Kim Allah için mutavazı olursa, kardeşliği ortaya atarsa,
muhabbeti ortaya atarsa, kendini bütün bu kötü ahlaklardan, hasetten, kinden, nefretten, gıybetten arındırırsa, bil ki onun yanında Allah onun derecesini yükseltir. Allah onun derecesini yükseltir. Gelin onlardan olmaya çalışalım. Gelin bu tür insanların münafık olduğunu bilelim ve onlara da yüz vermeyelim. Onlara da yüz vermeyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemini bozan en tehlikeli sınıf. Münafık sınıfı. Allah Teala sizleri ve bizleri onlardan muhafaza etsin. Ve bizim kalplerimizde bu nifak hastalığından da muhafaza etsin. Bazen kendimizi iyi bilerek de bu nifak hastalığına kapılır mıyız? Kapılıyoruz maalesef. Hepimizde var. Allah korusun. Onun için hesbel kadar gücümüz yettiğince bundan sakınalım. Onun için yüz vermeyin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. La tekulu lil münafık. An Bureyde radiyallahu anh. Kale Resulullah Aleyhisselatü Bureyde radiyallahu anh. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu. La tekulu lil münafık seyyidun. Münafıka sakın efendi demeyin. İyi bir adamsın demeyin. Güzel bir adamsın demeyin. Eğer diyebilme gücünüz yoksa dahi onunla konuşabilme bir fitneye sebep oluyorsa uzaklaştırın kendinizi. Ona hak vermeyin. Onun yaptığı o kötülüklerde hak verirseniz yanlış yaparsınız. Niye? Fe innehu iyyeku seyyiden. Her ne kadar efendi dahi olsa. Özellikleri belli bir aile yapısını taşıyor. Bir makam taşıyor. Özellikleri bir aile yapısını taşıyor. Güzel bir aile yapısını taşıyor. Ve o da toplumda belli bir yapıya sahip. Makama sahip ama gel gör ki bu özellikleri taşıyor. Bu nifak özellikleri taşıyor. İnsanları birbirine düşürme. Yok etme, incitme, hakka geçme, yalan söyleme, gıybet etme. Bu özellikler varsa, velev ki makam sahibi olsa, cah sahibi olsa, mülk sahibi olsa, ne olursa olsun yüz vermeyin. Uzaklaşın ondan. Uzaklaşın. Kim diyor bunu? Abdullah demiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Eğer yaparsanız, askattum rabbekum. Eğer şayet böyle bir şey yaparsanız Rabbinizi küstürürsünüz diyor. Hani arkadaşımın gönlü kırılır ya, adam konuşuyor. Şimdi terk etsem canı çıkılır. Yahu sen Rabbini rahatsız ediyorsun. Onun gönlü kırılmasın diyorsun. Dinliyorsun. Gıybetli yalanı, efendim attığı iftiraları. Efendim namazına geçiriyor sana. Onu dinliyorsun. Ama diğer taraftan Rabbin kızıyor. Rabbin sizin üzerinize rahmetiyle değil, gazabıyla bakıyor. Allah muhafaza. O nedenle değerli kardeşlerim, münafıkın şu üç özelliğiyle beraber sohbetimize son verelim. An Enes'in قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم Hazreti Enes'ten Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan şöyle işittiğini beyan ediyorlar. Selasun, şu üç şey var ya, men kunne fihi fehuve münafık. Şu üç özelliği kim taşırsa münafıktır. Ve in sâme, oruç tutsa dahi, bakınız. Ve sallâ, namaz kılsa dahi. Ve hacca, hacca gitse dahi. Ve temere, umreye gitse dahi. Ve kâle inni muslim, dese ki ya kardeş ben Müslümanım, dese dahi. Şu üç özelliği kendisinde taşıyorsa, biliriz ki o insan münafıktır. Allah muhafaza, Allah muhafaza. Peki o insanı araştırmadan önce kimi araştıracağız? Burası çok önemli. O insanı araştırmadan önce kendimizi araştıracağız. Bu hastalık bizde var mı yok mu? Yoksa kendimizi böyle pak berrak görerek de bağır kalak sen varsa bak sende bu var ha. Önce kendinize bakacaksınız. Buradaki hadis o. Önce kendinize bakacaksınız. Bende bu var mı yok mu? Yoksa elhamdülillah. Varsa terk etmeliyim. Hemen terk etmeliyim. Evet. İze haddete kedem. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Yalan. Ve ize va'ade akle. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirmez. Ve ize u'tumine khane. Emanet kendine teslim edildiği zaman emanete sahip çıkmaz. Bu üç özelliği taşımada çok ciddi şekilde dikkatli olmalıyız. Önce kendi nefsimizi hasibu enfusakum kabla en tuhasabu. Nefislerinizi hesaba çekin. Sizler hesaba çekilmeden vazinu a'malakum kabla en tuzana aleykum. Amellerinizi hemen teraziye koyun, yarın teraziye çekilmeden. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri bu sıfatlardan muhafaza etsin. Allah-u Teala nifak sıfatlarından bizi muhafaza etsin. Allah-u Teala bizleri kendi nefsimizle, ailemizle, sokağımızda, caddemizde, toplumumuzda ve idaremizde
saadetli ve mutlu olabilecek şekilde bize ahlak nasip etsin. Değerli kardeşlerim, cumanız hayırlı olsun. Cumanız hayırlı olsun. Her kimin hastası varsa Rabbim şifa versin. Her kimin zorluğu varsa Rabbim gidersin. Her kimin sıkıntısı varsa Rabbim gidersin. Allah Teala birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim ve kaim etsin. Ve Allah hepinizden razı olsun. Aqulu qawli hada ve astaghfirullah li ve lekum ve ufawwid amri ila Allah innallaha basirun bil ibad ve akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وروح صداتنا الكرام الفاتحة